Yurt dışında ve gümrük kapılarında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi sürüyor. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu oy kullanma sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Şu ana kadar oy kullananların sayısı 600 bini geçti. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda 27 Nisan'da yurt dışı ve gümrük kapılarında başlayan oy verme işlemi de devam ediyor. 3.416.098 seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor. YSK kullanılan oy sayısını açıkladı. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577'dir denildi. Hali hazırda 16 ülkede oy verme işlemi sürüyor. Buna 1 Mayıs itibarıyla 5 ülkede kurulan sandıklar da ekleniyor. Böylece toplamda 73 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanılmış olacak. Bu ülkelerin 15'inde ilk kez oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar sürecek. Gümrük kapılarındaysa oy verme 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. En çok seçmen 1.501.152 ile Almanya'da bulunurken, bu ülkeyi 397.086 seçmenle Fransa ve 286.753 seçmenle Hollanda izliyor. En az seçmense 581 ile Brezilya'da. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışı ve gümrük kapılarında 20 ila 24 Mayıs arasında oy kullanılabilecek. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Zaten 2-3 gün önce de demişti ki ben İnce'nin oylarını eritiyorum, İnce'dekiler bana geliyor demişti. Bu söylemi şöyle devam ettirdi. Gençler artık bana yöneldi dedi. Genç kitlenin oyları bana yöneldi dedi. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in biliyorsunuz tırnak içinde Sinan Oğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçmek istiyor iddiası vardı. Ona yönelik olarak da Sinan Oğan bakın ne cevap verdi. Özellikle genç kitlenin tamamen bize yöneldiğini söyleyebilirim. Beni tanıdıkça sevecekler dedi. Oy oranının her geçen gün arttığını söyledi. İmza sürecinin hemen peşinden %7'lik bir noktaya geldik. Şu an 7-9 bandındayız. Ama Sinan Oğan'ın bu en büyük dezavantajı seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Çünkü halk Sinan Oğan'ı tanıdıkça sevecek. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçime sayılı günler kala Habertürk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçmendeki değişim arzusuna dikkat çekerken rakiplerine de gönderme yaptı. Değişim isterken eskiyi değiştirip yerine köhneyi koymak istemiyor. Eski olan Recep Tayyip Erdoğan'dır, köhne olan ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Eskiyle köhneyi değiştirmenin bir anlamı yok. Seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalini de değerlendirdi Sinan Oğan. Seçmeni Hüdapar ve HDP arasında sıkıştırmayacağız ifadelerini kullandı. Şu endişeyi bir tarafa bıraksınlar. Seçimler ikinci tura net bir şekilde kalacak. Ki vatandaşlarımızı HDP ile Hüdapar arasına sıkıştırmayacağız. Ve bunu da bir slogan haline getirdik. Dedik ki ne Kandil Dağı ne domuz bağı. Gündeminde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi hakkında MHP'nin başına geçmek istiyor iddiası da vardı. Sinan Oğan'ın birinci hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 13. Cumhurbaşkanı olmaktır. Benim hedefim Türk milliyetçilerinin tek çatı altında toplanması. Ve İYİ Parti diyeceğiz. İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim çalışmalarına Nevşehir ve Mersin'de devam etti. Vatandaşlara hitap etti Sayın Akşener. Emekçilere ve öğretmenlere verdiği vaadi hatırlattı. Gençleri de unutmadı. Seçim gününü işaret etti. Emekli kardeşlerim, göreceksiniz, bakın göreceksiniz, Kurban Bayramı'na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak. Akşener ekonomi vaatlerini iki farklı şehirden aktardı. 14 Mayıs akşamı seçimi hayırlısıyla millet kazandığı zaman göreceksiniz 100 bin öğretmen tayini yapacağız bir ay içerisinde. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner tayin edeceğiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce Nevşehir'den sonrasında Mersin'den seslendi seçmenine. Akşener 18 ila 26 yaş arası gençler için planladığı vaadini açıkladı. Ayrıca genç çiftçiler de gündemindeydi. 18-26 yaş grubundaki bütün gençlere
2500 lira maaş ödeyeceğiz biz iş buluncaya kadar. Genç bir çift köyde yaşayıp tarım mı yapmak istiyorsunuz? İkinizin de karı koca ikinizin de sizin SSK ya da Bağkur primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Meral Akşener Suriyeli sığınmacıları göndereceğiz dedi. Ve sonuçta 8 milyon Suriyeli ülkemizde. Bu netlikte söylüyorum. 2 yılda tamamı gidecek kızım. Hepsi beraber gidecek.